soğutma sisteminin yenilenmesi, yürüyen ve güç aktarma organlarının restorasyonu öncesinde Aracımızda birçok parçanın değişim ve yenileme işlemini yapmıştık. Bu konularla ilgili ayrıntıları önceki videolarımda detaylıca uzun uzun konuşmuştuk. Motor bölümündeki işlemlerin bitmesiyle marşa hazır hale gelen aracımızın çalışmadığını ve motor beyninde bir arızanın oluştuğunu daha önceden yayınladığım konulu kısa videomda bahsetmiştim. Birazdan anlatacağım arıza tespiti ve çözüm yöntemleriyle bu sorunun altından nasıl kalkıyoruz hep birlikte bakalım. Araç çalışmadığı için ilk aklıma gelen elektrik tesisatının yenileme işlemi sırasında acaba bir hata mı yaptık diyerek daha önceden kontrol etmeme rağmen tekrardan baştan aşağı tüm soketlerin bağlantılarını şemaya göre tek tek kontrol ettim. Bu kontrolde de çok bilmişin birisi ölçü aleti zil konumunda kullanılmaz, yanıltır şeklinde yorum yapmış. Kablo sürekliliğini ölçü aletinin direnç veya zil konumu dışında nasıl güvenilir bir şekilde kontrol edebiliriz tekrardan yanıtlarsa o konuda da bilgilenmiş oluruz diyerek yaptığım testlerde hiçbir sorun olmadığını belirteyim. Krank sensörü, ateşleme bobini ve eksantrik sensörü gibi birçok elektronik aksamın da yenilemesini yaptığımız için bunlardan birisinde oluşabilecek hata da aracın çalışmasına engel olacağı için bir sonraki aşamada bunların da kontrolünü gerçekleştireceğim. İlk olarak bujileri söküp hem ateşlemesini hem de yeni topladığımız motorun kompresyon değerlerine bir bakmak istedim. Her bir silindirde yaklaşık 175 PSI sıkıştırma olduğunu görünce zamanlama ve subap sisteminin sorunsuz çalıştığı kanaatine vardım. Gördüğünüz bu değerler sağlıklı bir motor için olması gereken 160 ila 190 PSI değerlerini de karşılamaktadır. Hazır bujiler sökülüyken yapılan marşta bir tanesinin ateşleme yapmadığını fark ettim. Daha önceden bahsettiğim üzere bu motorlarda birinci ve dördüncü silindir ile ikinci ve üçüncü silindir bujilerine ait toplamda 2 adet bobin bulunmaktadır. Bunların da değişimini manifoldun boyama işleminde gerçekleştirmiştik. Olur ya bunlardan biri arızalı mıdır acaba diyerek bobinlerin sinyal aldığı bu soketteki hatları sökerek çaprazlama yer değiştirdim. Değişim yapıldıktan sonra arızalı olduğunu düşündüğüm bobine bağlı bujide ateşlemeyi gördüğümde diğer bujide de ateşlemenin kesilmesiyle her iki bobinin de sağlam olduğu kanısına vardım. Bu noktadan sonra sorunun sensör ve tesisattan kaynaklı olmadığını düşünerek hem de sonucu sizlere daha somut gösterebilmek adına beyinden gelen bobin tetikleme kablolarına bir led bağlayarak kontrol yapmak istedim. LED'in bir bacağı sabit 12 volt ile beslenirken diğer bacağını da şase sinyal veren tesisattaki pinlere değdirdim. Bu pinlerden bir tanesine ateşleme anında gelen sinyal ile parlaklığının değiştiğini gözlemledim. Bozuk olduğunu düşündüğüm diğer hatta LED'i bağladığımda ise sürekli şase olduğunu, LED'in parlaklığından görebilmekteyiz. Tüm bu verilere dayanarak beyinle alakalı bir arızanın olduğunu üzülerek söyleyebilirim. Diğer videolarda da dediğim gibi araç çalışarak geldiği için hangi aşamada bu arıza gerçekleşti, açıkçası ben de bilemiyorum. Ancak şüphelendiğim tek bir nokta var. Aracın LPG sistemi söküldükten sonra aracı lifte alırken elektrik tesisatının kablo demetlerini epey bir bızdıklamıştım. Belki de o aşamada olacak ki kavrulmuş kablolardan bir veya birkaçı beyinde bu şekilde hasara neden olmuş olabilir. Bunların haricinde aklıma mantıklı bir sebep de gelmiyor. Akü arkasında bulunan beyni araçtan ayırdıktan sonra söküm işlemine başlıyoruz. Birçok kişi neden bu kadar uğraştın, çıkma beyin alsaydın gibi yorumlar yaparken bu konuda iki adet cevabım olacak. Birincisi bu araçtan Türkiye'de 50-100 tane olması, kutu üzerindeki numaraya göre birkaç yerde sormama rağmen ellerinde olmaması, malum sitelerde hiçbir ilanın bulunmaması, ebay gibi global bir sitede de sadece bir tane olmasından sebep tamir edememe gibi bir lüksümüzün olmadığını düşündüm. Bu konudaki ikinci cevabım ise birazdan gerçekleştireceğim tamir işleminin yol, yakıt, yemek 500 TL gibi bir rakama tekabül ederken neden çıkma beyni 10-15 bin TL gibi para vereyim orası da ayrı bir tartışılacak konu. İsteseydim biz gönderirdik veya keşke bizi arasaydın tamir ederdik gibi aragaz yapan kişilere teşekkürlerimi sunarak kaldığımız yerden devam edelim. Daha önceden paylaştığım tesisat revizyonu videomdaki şamayı kullanarak 9 ve 21. pin ateşleme bobinlerine giden hat olduğu için bunların anakart üzerinden yollarını takip ederek burada gördüğünüz ayrı bir kartta bulunan sürücü devresine direkt gelmektedir. Her iki hattın da sağlam olduğunu görünce burada gördüğünüz iki transistör bobinleri süren anahtarlama elemanı olarak geçmektedir. Bunlardan bir tanesi sağlamken diğeri bozuk olduğu için tellerini sökerek yerinden çıkartmamız gerekiyor. Tabi bu noktada kullanılan transistörün bacak yapısını bilmiyorsanız yeni transistörü doğru şekilde maalesef montajlayamazsınız. Aslında elektroniğin konusu ancak bu elektronik devre elemanı hakkında kısaca bilgi verecek olursam NPN veya PNP tiplerinde kullanım alanına göre binlerce çeşidi olan transistörleri kabaca bir musluğa benzetebiliriz. Beyz bacağından alınan küçük bir sinyalle daha yüksek akımdaki devreleri kontrol etmemize yarayan emiter ve kolektör bacakları bulunmaktadır. Bir nevi evlerde lambaları açıp kapatmak için kullandığımız anahtarların kimyasal bir versiyonudur da diyebilirim. Arızayı bulmak çözümün yarısıdır diyerek bu noktadan sonra artık ihtiyacımıza uygun bir transistör seçmek olacak. Ben yaptığım araştırmalar sonucunda BU941 ve türevlerinin bu iş için biçilmesi kaftın olduğunu söyleyebilirim. Birazdan alternatif önerilerden de bahsedeceğim ancak öncesinde anlatmam gereken birkaç nokta daha var. Anakart üzerinden söktüğümüz bozuk transistörün montajlandığı petlere baktığımızda işlemciden gelen sinyal bacağı yani base, transistörün şase besleme bacağının bağlanacağı pet yani emitter ve en son çıkış sinyalinin alınarak doğruca bobinlere iletilen kolektör hattı da bu şekilde kart üzerinden tespit edilmiştir. Bizim kullanacağımız transistörün data sheetine baktığımızda ise bu parçanın direkt bobinleri sürmek için kullanıldığını belirten ibareyi görebilmekteyiz. Hemen yan tarafta ise birinci, ikinci ve üçüncü bacakların sırasıyla base, kolektör ve emitter olduğunu söyleyebilirim. Yalnız bizim takacağımız transistör kılıfı nedeniyle biraz büyük olduğundan pek tercih edilmese de soğutucu kısmından bir miktar tıraşlamamız gerekiyor. Eğer transistör çok ısınırsa yaptığım bu tıraşlama soğutmaya karşı olumsuz etki edeceğinden çabuk bozulmasına sebebiyet verebilir. Ancak ben beyin kutusunda herhangi bir deformasyon olmasını istemediğimden şimdilik deneme amacıyla bu şekilde transistörü kısaltarak yuvaya girebilecek hale getirdim. Bacakların lehimlemesini az önce tespit ettiğim noktalara göre uygun şekilde yaparak transistörün sırtı bize bakacak şekilde montajladım. Birçok kişi soğutma yüzeyi alta gelmeliydi vesaire dese de bacak yapısından dolayı bu şekilde mecburen yaptığımı hem de montaj yapılan bu yuvanın plastik olduğunu yani soğutmaya karşı herhangi bir faydasının olmadığını da söylemeden geçmeyin. İşlemlerin tamamlanmasıyla ben beyni toplarken az önce söylediğim alternatiflerden de bahsedeyim. İlerleyen zamanlarda bu transistörde bozulursa alternatif soğutma yöntemleri veya ekstra birkaç küçük modifikasyonla ekranda gözüken bu MOSFET veya IGBT denilen verimi daha yüksek devre elemanlarında montajını yapabiliriz. Aracı yaklaşık 500 km civarında kullanmam sonucunda herhangi bir arızanın olmayışı ve ilerleyen zamanlarda da transistörle ilgili bir sorun yaşamazsam Az önce bahsettiğim bu modifikasyonlara hiçbir şekilde girmeyeceğim. Temennimiz gerçekleşmemesi ama olur da bir arıza yaşarsak onu da ayrı bir video ile bu alternatifleri nasıl uygularız detaylıca anlatırım. Beynin araca montajlanması gibi gereksiz detayları hızlıca geçerek her şeyi hazır hale getirip bujileri montajlamadan önce ilk kontrollerimizi gerçekleştirmek istedim. Burada her iki bobine bağlı olan bujilerdeki ateşlemeyi görünce üzerinden büyük bir yük kalktı diyebilirim. Ruhen ve psikolojik olarak rahatladıktan sonra araca marş vererek ilk çalışmasını nihayet gerçekleştirdik. Dikkat ettiyseniz hala ufak bir sallantının olduğunu, pürüzsüz çalışmanın gerçekleşmediğini sallanan borudan görebilmektesiniz. Daha sonraki videoların konusu olan bu araçlardaki arıza tespit yöntemlerini hem yazılımsal hem de led yakma yöntemiyle nasıl bulabiliriz, burada kallandığımız yazılım ve ara kablonun nasıl yapıldığı arıza kodlarının yorumlanması nasıl olacak ve motorumuz pürüzsüz bir çalışmaya nasıl getirilecek hepsini detaylı ve şeffaf bir şekilde sizlere ömrümüz yeterse anlatmayı düşünüyorum. Tüm bunların yanında motor bölümündeki anlatımlarımız bittikten sonra ön takımların yenilenmesi güç aktarma organlarındaki hassas çalışmalarımız ile diferansiyel üzerine konuşacağımız çok fazla konu var. Bazı insanların sır gibi paylaştığı bilgilere kanalımda ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğinizin garantisini vererek bilgim ve tecrübem dahilinde kartları yeniden dağıtmaya devam edeceğim.